Alanya'ya çeviriyoruz. 13. Alanya Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşi final müsabakası devam ediyor. İzleyelim. Evet, stüdyoya Arife Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Final müsabakasıyla ekranlarınızdayız efendim. Finalin adı İsmail Balaban, Ali Gürbüz. Bir yanda Sarı Fırtına, Türk Erkülü diye adlandırılan İsmail Balaban. Diğer tarafta güreş denilince akıllara gelen birkaç isimden bir tanesi 1.97'lik bir dev var. Ali Gürbüz. Zor bir mücadele olacağı benziyor. Genelde Ali Gürbüz'ün maçları uzun sürer. Güreş severler buna alışkındır. Bu arada çok önemli de bir ayrıntı var Ali Gürbüz hakkında. 1.97'lik bir dev dedik güreş denilince, yağlı güreş denilince akıllara gelen birkaç isimden bir tanesi dedik ama Kırkpınar'a da damgasını vurmuş isimlerden bir tanesi. 650, 651 ve 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde 3 kez arka arkaya baş pehlivan seçilmişti Ali Gürbüz ve bunu Cumhuriyet tarihinde yapan 5. baş pehlivan olarak da tarihe geçmişti. Yani efsane bir maç şu an. Efsane bir mücadele Bengü Türk ekranlarında sizlerle buluşuyor. Son Kırkpınar baş pehlivanı İsmail Balaban Sarı Fırtına ve bir yandan da 3 kere arka arkaya tarih Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivan olmuş Ali Gürbüz. Ali Gürbüz'ün uzun boyu dezavantaj mı olur, avantaj mı olur? Bu çok tartışılmıştı. Eğer İsmail Balaban'la karşı karşıya geldiklerinde nasıl bir sonuç ortaya çıkar diye çok konuşulmuştu maçtan önce. Tam da konuşulduğu üzere bir maç izliyoruz. Uzun boylu bir güreşçi olmanın avantajları da var, dezavantajları da var. Ama uzun boylu bir güreşçi olmak her şey için yeterli olmayabiliyor. Çünkü genelde belini kavramaya çalışıyor rakibinin güreşçiler müsabakalarda ve boy dengesi de böylelikle bir anlam ifade etmemiş oluyor. Zira yağlı olduğu için de kayıyor güreşçilerin elleri. Genelde paçadan yakalamaya çalışıyor İsmail Balaban rakibi Ali Gürbüz'ü. Ali Gürbüz de el ense çekerek rakibini kündeye getirmeye çalışıyor. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi. Hazreti Peygamber gibi kokmadıktan sonra İnsan kendi adıma uzun sürecek bir maç bekliyorum. Uzun sürecek bir mücadele bekliyorum. Zira Ali Gürbüz'ün maçları hiç o kadar kısa bitmiyor. Evet, bacağından yakaladı İsmail Balaban ama Ali Gürbüz tecrübesiyle bu hareketi savuşturmuş oldu. Bu hamleyi savuşturmuş oldu. Talihsiz bir şekilde elenmişliği de vardır Ali Gürbüz'ün. Gözündeki yağ silmeye çalışırken elenmişliği de vardı Kırkpınar'da. Genelde fiziği, dayanıklılığı, sabrı ve yer tekniğiyle bilinir Ali Gürbüz. Yağlı güreş severler tarafından. Aileden güreşçidir Ali Gürbüz ve bunu da ciddi bir şekilde avantaja çevirmiştir. Müsabakalarından izlediğimiz kadarıyla. ...656. Kırkpınar yağlı güreşlerinde yine bu ikili Er Meydanı'nda mücadele etmişti. Birbirleriyle değil, ancak o 656. Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivan İsmail Balaban olmuştu. Az önce de size söylediğim gibi çeyrek finalde gözündeki yağ silerken rakibin aynı hata sayesinde mağlup olup elenmişti. Güreş severler bu talihsiz elenmeye çok üzülmüşlerdi. Bir ceza almıştı Ali Gürbüz ve cezanın ardından kaldığı yerden kariyerine devam ediyor. Finale kadar gelişinden de belli olduğu üzere şampiyon başarıya başarıyı çok özlemiş bir güreşçi Ali Gürbüz.
2013 Kırkpınar güreşlerinde Şaban Yılmaz'ı yenip yarı finale kalmıştı. Ve o dört pehlivandan biriydi İsmail Balaban. Baş pehlivanlığa çıktı. İlk senesinde final güreşmişti. Başarılı bir isim İsmail Balaban. Aynı zamanda üniversite mezunu olduğunu da söyleyebiliriz, sözlerimize ekleyebiliriz. Genelde maçlarında çok fazla faul yapmamaya çalışıyor İsmail Balaban, ancak biraz önce sizler de izlediniz. Yarı final mücadelesinde Orhan Okulu'ya yaptığı hareketin ardından sarı kart almış ve Orhan Okulu da o hareketten sonra sakatlık yaşayıp yarı finalden çekilmişti. Finale adını yazdıran isim de İsmail Balaban olmuştu. Bu arada ilginç bir bilgi daha aktaralım sizlere İsmail Balaban hakkında. Turan Balaban adında kendisi gibi güreşçi ikiz bir kardeşi var. Er Meydanı'nda onu da izledik biz bugün. O da ikiziyle birlikte güreşiyor ve ancak İsmail'in daha başarılı olduğunu, kariyer açısından daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Zira son baş pehlivan kendisi. Şu an iki güreşçi de aslında birbirlerine birbirleriyle taktik savaşı veriyorlar diyebiliriz. Henüz birbirine üstünlük kurmuş bir taraf yok. Şu an birbirlerini tartıyor iki güreşçi de. İsmail Balaban'ın boyu diğer bugün Er Meydanı'ndaki rakiplerine göre kısaydı ama iri olmayan fiziğine rağmen çabukluğuyla rakiplerini alt edebiliyor, kündeye getirebiliyor. Evet, İsmail Balaban yavaş yavaş rakibine üstünlük sağlamaya başladı. Paçadan yakalamaya çalıştı ama başaramadı. Ali Gürbüz tecrübesiyle bu hamlesini de savuşturmuş oldu İsmail Balaban'ın. Görüyorsunuz. Mazlumlara merhamet etmeyen yüreklerde vicdan aramam. Sonu ölüm olsa bile doğruluktan asla şaşmam. Alanya Gökmen Er Meydanı'nda kıran kırana baş pehlivanlık mücadelesi yapan baş pehlivanlarımıza coşkuyla yapılmayan alkışları alkıştan saymam. Genelde Er Meydanları'nda hep fizik olarak biraz yağlı vücutlara rastlıyoruz. Biraz iri güreşçilere rastlıyoruz. Bunların aksine İsmail Balaban'ın hem boyu kısa hem de daha atletik bir vücudu var. O da İsmail Balaban'ı daha çabuk güreşmeye, İsmail Balaban'ın daha çabuk güreşmesine, daha çevik güreşmesine neden oluyor aslında. Bu dezavantajını çabukluğuyla, çevikliğiyle avantaja çevirebilen bir güreşçi. 2014 yılında Ali Gürbüz'e kaybetmişti 652. Kırkpınar güreşlerinde. Arka arkaya baş pehlivan oldu demiştik Ali Gürbüz. 650, 651 ve 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde son müsabakasında, yani 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde yine İsmail'le karşı karşıya gelmişti Ali Gürbüz. Baş altı pehlivanlarımız İsmail için dirençli, kondisyonlu, çevik, çabuk bir güreşçi diyebiliriz. İkizinden bahsetmiştik İsmail'in, Turan adında, Turan Balaban. O da 2014 yılında baş altında mücadele ediyordu ama artık o da baş pehlivanlık için bugün 34 isimden bir tanesiydi Er Meydanı'na çıkan. Ben İsmail'in hani fizik gücü olduğu kadar mental gücünün de yerinde olduğuna inananlardanım. Zira taktiksel açıdan gerçekten çok sakin, doğru yerde doğru hamleler yapabilen bir güreşçi.
Evet, baş altında dereceye giren pehlivanlar lütfen. Yıllardır o da Kırkpınar'da sahaya çıkıyor İsmail Balaban. Hatta 653. Kırkpınar yağlı güreşlerinde Abdullah Güngör'ü hatırlayacağınız gibi tartışmalı bir pozisyon sonucunda yenerek finale çıkmıştı. Orada da İsmail Balaban. Onun için genelde pehlivan, baş pehlivan ya da birlikte er meydanına çıktığı güreşçi arkadaşları onun çok sabırlı bir güreşçi olduğunu ifade ediyorlar İsmail Balaban için. Bir sürü takma adı var. Sarı Fırtına diyorlar, Türk Herkülü diyorlar. Ama onun için gerçekten iyi bir sporcu diyebiliriz. Sinan Kaya, Durmuş Furkan Altın. Paçadan yakalamaya çalışıyor İsmail Balaban rakibi Ali Gürbüz'ü ama Ali Gürbüz de tecrübesiyle İsmail'e o kadar çabuk teslim olacağı benzemiyor. Aynı taktiği Ali Gürbüz de yapmaya başladı. O da paçadan yakalamaya çalışıyor. Yakaladı İsmail Balaban ama Ali Gürbüz tecrübesiyle hamlelerini tek tek birer birer savuşturuyor rakibinin. Yeniden hamle yapmak için rakipler birbirlerini kolluyorlar. Yağlı güreşin belki de en büyük problemi bu. Güreşçilerin gözlerine kaçıyor yağ. Terledikçe o yüzden zaman zaman gözlerindeki yağ silmek için maça mola veriyorlar diyebiliriz. Maçın hakeminden de bahsedelim sizlere. Maçı kim yönetiyor diye. Antalya bölgesinden Ahmet Aslan maçın hakemi. Final mücadelesine yakışır bir isim olduğunu söylediler. Kariyeriyle efendim biraz önce. İsmail Balaban Ali Gürbüz'ün paçasından yakalayıp ayağını kitlemeye çalışacak muhtemelen. Hamleleri o yönde ancak Ali Gürbüz buna fırsat vereceği hiç benzemiyor. Ali Gürbüz'ün maçları hep uzun olur dedik. Onun güreş müsabakaları maçları hep uzun sürüyor. Zaten gün boyunca ekranlarınızdaydı. 34 pehlivan sahaya er meydanına çıktı. Bugün birçok mücadele getirdik ekranlarınıza ama en uzunu genelde Ali Gürbüz'ün oynadıkları seçiliyordu. Bir tek çeyrek finalde, daha doğrusu yarı finalde Serhat Gökmen yarışamayınca Ali Gürbüz finale adını yazdıran isim olmuştu. Bir tek en kısa süren maçı buydu diyebiliriz belki de. Az önce bir yere düştü güreşçiler ama yine birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Ali Gürbüz boy avantajını kullanıp yakalamaya çalışıyor İsmail Balaban'ı. İsmail Balaban da o çevikliğini, hızlılığını kullanarak paçasından yakalamaya çalışıyor Ali Gürbüz'ü. ...21 dakika oldu ikilinin maçında. Ancak rakipler herhangi bir şekilde birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Size biraz da buradan izlenimleri aktaralım. Gökbel Yaylası'ndayız. 13. geleneksel Gökbel yağlı pehlivan güreşlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Sizlerle buluşturuyoruz. 13. kez düzenleniyor bu sene Alanya'da. Artık bir festival halini aldı. Çok yüksek bir yerde, yaklaşık 2000 belki de rakımı var buranın. Aynı gün içinde 3 tane iklim yaşayabiliyorsunuz. Yağmur da görebiliyorsunuz. Güneş de çıkabiliyor. Ve şu an inanılmaz soğuk olmaya başladı.
yaylanın da dezavantajı bu. Ama Alanya halkı şehir merkezinde o kadar çok sıcaktan şikayetçi ki buraya kaçıp nefes alıyorlar Alanyalılar. Burası bu bu seneki müsabakalarda geçmiş yıllardan daha kalabalık, daha çok seyirci geldiğini söylediler. Buradan gözlemlerimizi bu şekilde aktarabiliriz. Tribünlerin neredeyse tamamı doluydu. Saat 9'dan bu saate kadar saatlerdir Alanya halkı, yalnızca Alanya halkı değil, Antalya genelinden çok fazla konuk var. Çevre illerden gelenler var, çevre ilçelerden gelenler var. Gökbel Yaylası'na bu geleneksel yağlı pehlivan güreşlerini izlemek için. Gün boyunca konuklarımızı ağırladık. Ben bütün konuklarıma bu sezonki favoriniz kimdi? Daha doğrusu bu mücadelede, işte bu şenlikte favori isminiz kim diye sorduğumda çoğu yorumcum ya da çoğu konuştuğum misafir Ali Gürbüz'ün adını vermişti ve bazıları da Orhan Okul İsmail Balaban finali beklediklerini söylemişlerdi. Final maçında İsmail Balaban'ın kazanacağını söyleyenler de olmuştu. Öngörülen bir final mücadelesi aslında. Ali Gürbüz'le İsmail Balaban'ın mücadelesi. Bu maçların yaklaşık 1,5-2 saat sürebildiğini de izleyicilerimize aktaralım. Zira iki rakip, iki oyuncu da birbirlerini tartıyorlar, bakıyorlar. Bir taktik savaşı var aslında Er Meydanı'nda. Evet, İsmail paçasından yakalamaya çalışıyor rakibini ama Ali Gürbüz asla buna izin vermiyor. Bakalım İsmail neler yapacak? Başaltı boyunca madalya törenimiz başlıyor. Üçüncü. Baş altında da madalya töreni var Er Meydanı'nda. Baş pehlivanlık için yağlı güreş şenlikleri devam ederken, final mücadelesi devam ederken baş altında da madalya töreni yapılacak. Bir yandan da bir gözüm onda, bir gözüm maçta, sizlere aktarmaya devam ediyoruz buradaki yaşananları. Evet, İsmail şortundan yakaladı rakibi Ali Gürbüz'ü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü'nün pehlivanı Hasan Borucu, Antalya Aksu, evet. Gürsüye. Evet, evet. Kıran kırana bir hal aldı İsmail. Alkışlar, sinirlendi. Hadi alkışlar. Coşkuyla alkışlıyoruz. Final mücadelesinde finalin adı Ali Gürbüz İsmail Balaban. Antalya bölgesinden Ahmet Aslan yönetiyor maçı. Antalya hakemlerinden İsmail Balaban, Ali Gürbüz mücadelesini. Tam anlamıyla bir taktik savaşı var Er Meydanı'nda. Kısmetinden yakaladı İsmail gene ama Ali Gürbüz bu hamlesini de savuşturdu rakibi İsmail Balaban'ın.
İsmail hamlelerini hep rakibinin paçasına yönelik yapıyor. Paçasından çekip kündeye getirmeye çalışıyor. Ancak Ali Gürbüz buna izin vermiyor. Evet, kısmetinden yakaladı. Aşağıya çekecek İsmail. Bacağının altından tuttu rakibini İsmail ama Ali Gürbüz buna izin vermiyor. El ense çekiyorlar birbirlerine ama günün son maçı, iki güreşçi de çok yoruldular. Genelde aşırı kilolu pehlivanlar görmeye alışkınız er meydanında ama İsmail Balaban birazcık bu geleneği kırdı gibi. Diğer pehlivanlardan boyu daha kısa ancak daha atletik bir vücuda sahip. Bunu da çeviklik olarak, hız olarak avantaja çeviriyor. Son derece kondisyonu güçlü. Bu mücadeleye kadar, final mücadelesine kadar 4 kez er meydanına çıktı İsmail. Ona rağmen hala enerjisi var. Keza aynı şekilde Ali Gürbüz'ün de öyle ama Ali Gürbüz yarı final maçını oynamadı. Rakibi sakatlanarak oyundan çekildiği için. Ali Gürbüz için şu ayrıntıyı da sizlere aktarabiliriz. 650, 651 ve 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde 3 kez arka arkaya baş pehlivan seçildi ve Cumhuriyet tarihinde bunu başarabilen 5. baş pehlivan oldu. Sevgili izleyiciler. İki tecrübeli ismin mücadelesini izliyoruz. Bu final maçından önce erken bir final mücadelesi izledik. Aslına bakarsanız Orhan Okulu'yla İsmail Balaban karşı karşıya gelmişti. Herkes Kırkpınar'ın rövanşını bekliyordu. Kırkpınar'ın rövanş maçıydı bu aslında. Kimin kazanacağını bekliyordu. İsmail Balaban rakibi Orhan Okulu'ya faul yaptı ve sarı kart gördü. O faul verilen hareketin ardından da Orhan Okulu sakatlandı ve müsabakaya devam edemeyeceğini açıkladı ve oyundan çekildi. Böylelikle finale kalan isim de İsmail Balaban olmuş oldu. Diğer yarı final mücadelesinde de Ali Gürbüz ile Serhat Gökmen karşı karşıya gelecekti. Ancak Serhat Gökmen'in bir önceki, yani çeyrek final mücadelesi çok uzun sürmüştü, çok uzun güreşmişti. Ve o mücadelede 3 parmağını da sakatladığı için, 3 parmağı da sargıya alındığı için güreşemeyeceğini söyleyerek, o da çeyrek final mücadelesinden sonra, yani yarı final mücadelesinde güreşemeyeceğini açıklamıştı. Ve çekilmişti maçtan. Böylelikle Ali Gürbüz direkt finale adını yazdırmıştı. Diğer maçın galibi de devam edemeyen Orhan Okulu olunca İsmail Balaban finalist olmuştu. Son baş pehlivan, Kırkpınar'ın son baş pehlivanı İsmail Balaban. Çeyrek finalde ki mücadelesi Kırkpınar yağlı güreşlerinin çeyrek final mücadelesindeki İsmail'in ortaya koyduğu performansı yağlı güreş severler yakından hatırlayacaklardır. Şark kündesi vurmuştu rakibine ve öylelikle yarı finale çıkmıştı. Herkes o mücadeleden sonra evet, İsmail baş pehlivan olmalı demişti. İsmail de kendine inananları
yanıltmadı, şaşırtmadı ve o son Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivan oldu. Baş pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Lütfen. Şimdi puanlama saati kule önüne gidiyor. İki sporcu da puanlamaları alacaklar. Bir taktik savaşıydı Er Meydanı'nda. Bakalım. Kenarlardan görüntü alın. Arkadaşlarımız görüntülerini alacaklar. Seyircilerimiz rahat bir güreş izlesinler. Sahanın ortasında güreşeceksiniz. Evet, baş pehlivanlarımızın yanında görev olmayanlar lütfen Er Meydanı'na boşaltalım. Şimdi baş pehlivanlar puanlama için kule önüne gittiler. Hakemlerden puan alacaklar. Gökbel Yaylası'nda 13. geleneksel Gökbel yağlı pehlivan güreşlerini sizlere aktarıyoruz. Görüntülerde İsmail Balaban, son baş pehlivan İsmail Balaban. Puan almak için kule önüne gittiler hakemlerden. Evet, yağ görevlisi baş pehlivanlarımıza yağ verelim. Cazgırlar yağ uyarısı yaptılar. Yağ görevlileri gelip yeniden yağlayacaklar İsmail Balaban ve Ali Gürbüz'ü. Evet, yağ görevlisi. Sabah yaklaşık 23-24-25 derece sıcaklık vardı. Şu an muhtemelen 10'lu derecelere inmiştir. İnanılmaz bir iklim değişikliği var burada. Biraz önce güneşten yanıyorduk, şikayet ediyorduk. Şimdi de üşüyoruz efendim. Evet, değerli güreş severlerimiz, değerli konuklarımız. Yeniden başlayacak. Baş pehlivanlık final müsabakası puanlama güreşi başlıyor. Puanlama güreşi değerli başlıyor. Güreş severlerimiz, bugün tarihi bir güne şahitlik ettik. Bu organizasyonu tertip eden çok değerli belediye başkanımız. Bir taraftan esiyor yerler, bir taraftan akıyor seller. Alanya'mızın mimarı, Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel'e şöyle coşkuyla alkış yapsın. O güzeli verler. Evet, yağ görevlisi. Yağ görevlisi, acele edelim. Evet, davullar vur. Bir saniye. Şimdi kıymetli görevseverler, İki tane şampiyon meydanda. İkisi de tarihi Kırkpınar'ın altı kemerini taşıdılar. Şu anda puanlamaya başlayacaklar. Onlara şöyle coşkulu bir moral alkışı yapın. Alkışlar sizden, güreşler onlardan. Evet, mücadele yeniden başladı. Puanlama güreşi yeniden başladı. Ali Gürbüz ve İsmail Balaban yeniden Er Meydanı'na döndüler. Yağladılar yağ görevlileri, iki pehlivanı da. Mücadele yeniden kaldığı yerden başladı. Gökbel Yaylası'nda 13. geleneksel Gökbel yağlı pehlivan güreşlerini ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Final maçındayız. Sabah 9'dan beri Er Meydanı hiç boş kalmadı. En küçük kategorideki küçükler, minikler yarıştılar. Onlarla başladı güreş festivali.
saat 19.07 ve yaklaşık 40 dakikadır iki pehlivan kozlarını paylaşıyor. ...651, 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde 3 kez arka arkaya baş pehlivan seçilmiş Ali Gürbüz ve son baş pehlivan, Kırkpınar'ın son baş pehlivanı İsmail Balaban'ın final mücadelesindeyiz. Er meydanında tam bir taktik savaşı var. Rakipler birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Alışılagelmiş pehlivanların dışında bir fiziğe sahip İsmail Balaba. Daha atletik bir vücudu var. Daha boyu kısa, ancak bunu çok güzel avantaja çevirebiliyor İsmail Balaban. Çeviklik ve hız konusunda rakiplerine üstünlük sağlayabiliyor. Altı pehlivanı Sinan Kaya çok acele kule hakem heyetimizin yanına gitti. Cihazların diğer teknisyenleri sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Her güreşe bundan sonra bu cihazlar istiyoruz. Sağ olun, var olun. Buyurun. Ali Gürbüz ve İsmail Balaban'ın mücadelesinde henüz üstünlük sağlayan bir taraf yok. Puan maçını oynuyor rakipler, güreşçiler. Birkaç kere İsmail Balaban'ın rakibinin kısmetinden yakalayıp daha doğrusu paçasına asılıp işte aynı şu an olduğu gibi rakibini kündeye getirmek istediğini izledik ama Ali Gürbüz rakibin sağlık ekiplerini çağıracaklar şimdi. Küçük bir sakatlık yaşıyor İsmail Balaban. Sağlık görevlisi her meydana müdahale edelim. Sağlık görevlimiz. Sakatlanma anını yönetmenin bir daha ekranlara getiriyor. Son baş pehlivan İsmail Balaban bu şekilde sakatlandı. Koluna bir müdahalesi oldu Ali Gürbüz'ün. Ya görevlisi. Evet, ya görevlisi baş pehlivanlarımız selam edelim. Son baş pehlivan İsmail Balaban'ın tedavisi Er Meydanı'nda yapılıyor. Yağ görevlileri de geldi, bir yandan Ali Gürbüz'ü yağlıyorlar. Hava biraz soğuk Gökbel Yaylası'nda. İsmail Balaban'ın tedavisi devam ediyor. Son Kırkpınar baş pehlivanı İsmail Balaban. Bir de ikizi var. Bugün o da Er Meydanı'ndaydı. Tufan Balaban. Karşı karşıya mücadele etmediler ancak o da iyi bir maç çıkardı diyebiliriz. Şöyle İsmail Balaban'ın sakatlığı tedavisi devam ederken diyecektim ki tam kalktı İsmail Balaban. Size buradan izlenimlerimi aktaracaktım ki son derece çekişmeli geçen bir aldık ihalesi vardı. Biraz ondan bahsedecektim i̇şte sizlere. İsmail Balaban yeniden yağlanıyor. Şöyle hep beraber coşkulu bir alkış yapalım. Güreşler devam ediyor. Evet, devam ediyor yeniden final maçı.
Balaba ve Ali Gürbüz'ün final maçını izlemeye devam ediyoruz. Yaklaşık 45 dakikadır Er Meydanı'nda iki güreşçi de. Evet. Bilgi ve önemli arz olur. Son bir dakika puan maçının, puan kısmının bitmesine maçta. Puan oyunu oynanıyor, puan maçı oynanıyor şu dakikalarda. İsmail Balaban'ın, İsmail Balaban rakibini yakaladı. İsmail Balaban sürekli rakibinin paçasından yakalamaya çalışıyor. Bu şekilde kündeye geçirmeye çalışıyor. Puanlama evresinde puan alan pehlivanımızın İsmail Balaban'ın kündeye getirme taktikleri de çok meşhurdur. Kırkpınar'da bir kere bir çeyrek final maçında rakibini şark kündesiyle devirmişti ve bu gerçekten izleyicilerden çok olumlu geri dönüşler almıştı, çok beğenilmişti. Şimdi puan alanın kazanacağı bölümdeyiz. Heyecan dorukta. Bekliyoruz bakalım. Gökbel'de galip baş pehlivan kim olacak? Heyecanla bekliyoruz. Puan alanın kazanacağı maç. Bakalım. Baş pehlivan. Son baş pehlivan İsmail Balaban mı olacak? 3 kez arka arkaya Kırkpınar'ı kazanıp Cumhuriyet tarihinde 5. kez Cumhuriyet tarihinde 3 kez arka arkaya kazanmış bir baş pehlivan olan Ali Gürbüz mü? Finale yakışır bir maç. İsmail Balaban ve Ali Gürbüz'ün maçı. Puan alanın kazanacağı bir maç. Heyecanla bekliyoruz. Puanlama müsabakalarında pasif güreşliğinden dolayı evet, Ali Gürbüz'e ceza geldi, uyarı geldi. İhtar geldi pasif güreştiği için. Bu puan kaybettirecektir ona. Ali Güreş'in Ali Gürbüz'ün güreşleri genelde uzun sürüyor demiştik. Evet, tam kısmetinden yakalamaya çalışıyor İsmail Balaban Ali Gürbüz'ü. Heyecanla bekliyoruz. Bu güzel günün galibi kim olacak? Saat 9'dan beri buradayız ekip arkadaşlarımızla birlikte. Sizlere en güzel görüntüleri ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Ve İsmail Balaban rakibini yakaladan. Evet Bahtar. Evet, maç iyice heyecan aldı. Alkış yapalım, coşkuyla alkışlayalım pehlivanları.
yıllar için güreşler oluyor. Tribünlerde de hareketlilik, İsmail Balaban'ın yaptığı hareketle birlikte İsmail Balaban bir kez daha yakalamaya çalıştı rakibini. İsmail Balaban ve Ali Gürbüz'ün mücadelesinde belki de son anlar puan alan maçı kazanacak ve baş pehlivan olacak Gökbel'de 13. geleneksel Gökbel yağlı pehlivan güreşlerinde ve Künde'ye geldi. İsmail Balaban baş pehlivan Ali Gürbüz oldu. Künde'ye getirdi rakibi. Son baş pehlivan, Kırkpınar'ın son baş pehlivanı İsmail Balaban'ı kazanan Ali Gürbüz oldu. 13. geleneksel Gökbel yağlı pehlivan güreşlerinde baş pehlivan Ali Gürbüz oldu. 3 kez arka arkaya 656, 651, 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde arka arkaya 3 kez baş pehlivan seçilip İsmail Balaban Cumhuriyet tarihinde bunu yapan 5. baş pehlivan olmuştu. Tekrarını bir kez daha izliyoruz. Nasıl Künde'ye getirdiği rakibini. Evet, işte bu böyle başladı. Aslında İsmail Balaban hareketini yapmaya çalışmıştı. Ancak rakibini öyle bir avladı ki Ali Gürbüz tecrübesiyle evet. Baş altında dereceye giren pehlivanlar. Sayın Başkan. Favori olarak Ali Gürbüz'ü söylemiştiniz siz. Hemen mikrofonu verelim size. Ana habere pas atacağız ama sizin bir son kez görüşlerinizi alalım. Sayın Başkan. Evet. Ali Gürbüz dediniz. Ali Gürbüz kazandı. Favori Ali bekliyordunuz Gürbüz ama bunu değil mi? Yani daha doğrusu tabii ki kazanan da bizim güreşçilerimiz. Bu memleketin insanı ama Kırkpınar baş pehlivan olması münasebetiyle İsmail Balaban demiştik ama favorim Ali Gürbüz demiştim. Ali Gürbüz 3 kez arka arkaya baş pehlivan olarak da Cumhuriyet evet. tarihine geçmiş bir baş pehlivan da aslında. Evet. Yanılmadınız, tebrik ediyorum Sayın Başkan. Evet. Hiçbir zaman yanılmamıştır. Asla yanılmaz. Güreşte de. Çok teşekkür ediyorum. Ben için desteğiniz için ana habere pas atacağız. Veda ediyoruz sevgili Bengü Türk izleyicileri. Sayın Başkan'la birlikte veda edelim istedik sizlere. Evet. 13. geleneksel Gökbel yağlı pehlivan güreşlerinde baş pehlivan Ali Gürbüz oldu. Yapımda yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz sizler de bizleri Alanya'da ağırladığınız için başkanım bir kez daha teşekkür ediyoruz. Seneye de görüşelim. Herkes Alanya'ya Gökbel yaylasına davet ediyoruz. Hoşçakalın. Ana haberdeyiz. Evet efendim, 13. Alanya Gökbel yağlı pehlivan güreşinin final müsabakasını ekranlarınıza getirdik. Canlı olarak devam edelim haber bültenine, ana haber bültenine.